Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün katılımcı karar mekanizmalarını konuşacağız. Konu Funda Oral. Hoş geldin Funda. Merhabalar Itır. Hoş bulduk. Funda'yı Funda en kısa şöyle tarif edebilirim herhalde. Dönüşüm aktivisti. Funda aslında demokratik dönüşüm için hem özel alanda hem kamu alanda... ...yani aslında birden fazla insanın bir araya geldiği her türlü ortamın daha demokratik olması için çalışıyor. Bunun içinde katılımcı karar mekanizmalarının güçlenmesi gerektiğini düşünüyor. Çok uzun zamandır bu alanda emekleri var ve şimdi kentimize İstanbul'a Vosonos diye bir şey getiriyor. Ekim sonunda Kasım başında 31 Ekim-2 Kasım arasında İstanbul'da düzenlenecek bir katılımcı karar mekanizması şeyi. Onun ne olduğunu şimdi bugün ile konuşacağız. E, onun üzerinden de aslında şehir hepimizin derken, şehrin hepimizin olması için e, nasıl e, süreçlerden, demokratik süreçlerden geçmemiz lazım. Ve bunun için farklı yöntemler, farklı araçlar neler? Biz bunlardan ne kadar faydalanıyoruz? Ne yaparsak daha e, şehir hepimizin olur Biraz bunları konuşacağız. E, ben şimdi lafı çok da uzatmadan Funda'ya hemen, zaten senin de görüyorsunuz ekranda Funda Oral, Vosonos 2024 İstanbul yazıyor. Nedir bu Vosonos Funda'cık? Wozonoz hmm. World Open Space on Open Space yani aslında katılımcı benim çalıştığım ve inandığım katılımcı yöntemin senelik buluşması ve hmm. bu yöntem 35 senedir kullanılıyor. 140 ülkede binlerce kez 5 kişilik gruptan 2000 kişilik gruplara kadar katılımı temin eden bir yöntem bu. Ee, ben aslında e, organizasyonel dönüşüm... ya yani ...ben işletme mezunuyum ve kurumsal dönüşüm... ...üzerine düşünürken bu yöntemle karşılaştım. E, bu yöntem... E, ...kurumlardaki kutuplaşmayı... ...tamamen aslında dönüştürerek... ...kimsenin ama kimsenin arkada kalmamasını... ...temin edecek şekilde katılımı mümkün kılıyor. Yani tabii ki biz işte akıl arama... ...ya da Future Search... ...ya da World Cafe... ...yani bir sürü yöntem var... ...bunları böyle ben bir grafikte... E, ...sıralarsam... E, ...bunların... ...en en özgür... ...ve en e, bence etkili olanı... ...open space teknoloji... ...açık alan teknolojisi... ...burada bahsettiğimiz açık alan... ...yüzeysel bir alan değil... ...aslında bir uzay boşluğu gibi... ...yani space dediğimiz şey sınırsız sonsuz bütün fikirleri gündeme getirebileceğimiz masaya koyabileceğimiz bir boşluk. O yüzden e, o yüzden e, katılımı bence e, çok mümkün kılıyor. Sen nasıl tanıştın Vasınoğlu? E, open Space teknolojisiyle önce tanıştım. Çünkü aslında önce yöntem başlıyor 35 sene önce dünyada. Harrison Owen bu yöntemi kurguluyor senelerce hayatını kurumsal dönüşüme ve kurumsal gelişime adamış bir danışman Amerikalı. Ben özel sektörde çalışırken tanıştım. Çünkü ben özel sektörde çalışırken 30'lu yaşlarımdaydım. Kendimi sıkışmış hissettim. Yani 2000'lere yaklaşırken dedim ki yani bu kadar okuduk, diller öğrendik. Ee, ideallerimiz vardı yani nasıl olacak ben hani tamam hayatımı iyi kazanabiliyordum gene Türkiye'deki Türkiye'de iyi bir şey şeydeki yani bizim kuşak o anlamda belki özel sektörde e, kendimizi kanıtlayabilecek hayatımızı kazanabilecek bir başlangıç yapabiliyorduk ama gene de o alan bana çok dar gelmişti <laughs> geniş alanlar arıyordum yani ha hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz ve kendimizi gerçekleştireceğimiz hem bireysel bir e, potansiyeli gerçekleştirme hem de kurumsal bir potansiyeli gerçekleştirme alanı ve enteresan bir şekilde seneler e, sonra e, birkaç ay önce Peggy Holman'ın bir e, röportajını dinledim ki Peggy Holman da şimdi senelerdir bu konuda çalışan birisi ve World Open Space on Open Space İstanbul'a gelecek dedi ki kendi deneyimlerinden şöyle bir cümle kuruyor aslında diyor Bireylerin ihtiyacı ve kurumların ihtiyacı aynı. Evet. Bireyler ne kadar özgürleşmek ve e, potansiyel gerçekleştirmek istiyorsa, yani buna izin verilirse, kurumları oluşturan bireylerin tek 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 dönüşümü mümkün olursa, kurum da bütün buna hizmet edecek şekilde kendiliğinden dönüşüyor. Yani ikisi aslında sistemsel İkiden... olarak birlikte çalışıyor ya da tersi de aynı şekilde birey ne kadar sıkışmış oluyorsa kurumda dönüşemiyor gibi eee word word open space on open space bu hmm. yöntemin 30 senedir yapılan toplantıları uluslararası ben ilk tanıştığımda Hindistan'a gitmiştim sonra başka bir toplantıya Berlin'e geldim sonra başka bir toplantıya Moskova'ya gittim. Hmm. Türkiye'nin özelliği şimdi bu uluslararası toplantının ilk defa Türkiye'de yapılıyor olması. Yoksa biz open space'i uyguluyoruz. Ee, Itır hatırlarsın biz senle 2009'da tanıştık evet. ve bu konuda konuştuk. Evet. Çünkü sen de bunun dijital boyutlarıyla daha o zaman evet. e, da tezini yazıyordun değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. evet, evet. Sen yani de, biz bunu de, uyguladık. Evet. Biz 2010 <laughs> e, İstanbul 2010 Kültür Başkenti seçildiğinde ...Topani Amire'de... E, Çeşitli grupları, o zaman aktif olan bütün paydaşları bir araya getirecek toplantılar yaptık. Yani open space teknoloji ya da açık alan teknolojisi İstanbul için ya da Türkiye için yeni değil. Yeni değil. Ama yeni olan şey bunun uluslararası buluşmanın İstanbul'da yapılacak olması. E, bu benim hep hayalini kurduğum bir şeydi. Yani şimdiye nasip oldu diyeceğim ama sevindirici şey, sevindirici yanı şu. Biz e, yaklaşık 10 aydır. Yani ben e, 2000 e, bir sene önce 2023'te Berlin'de bu bayrağı aldım. Evet. E, o gün bugün de çalışıyoruz. Yani bir bir senelik yani open space çok sade bir yöntem ama ön hazırlığı çok mühim. Biz bir senedir çalışıyoruz neredeyse. Tabii Ekim'deydi çünkü buradaki 2023'teki uluslararası buluşma. Evet. Ve güzel yanı e, şu anda bizim e, buluşmamıza Amerika ve Avrupa'dan bu işin uzmanı ve benim gibi işte hayatını bu işe adamış ve tecrübeler edinmiş hem şehir planlamada hem sosyal alanlarda 40 uzman geliyor. Kaydoldular geliyorlar. Bir kısmı web sitemizde, internet sitemizde zaten davet eden olarak yer alıyor. Bu ve hani bu işin biraz bizlere hüzünlü kılan yanı da Mart ayında kurucu bu yöntemin kurucusu Harrison Owen'ı kaybettik. Ha, o yüzden de İstanbul ayrı bir yani bu İstanbul buluşması ayrı bir önem kazandı. Birazcık anma gibi de olacak anladım kadar. değil mi? Evet programda yani, hafif müzikli yani. anmalar işte kokteyl evet. buluşmaları falan gibi bir şeyler de ekledik. Yani bu duyguyla da gelen çok meslektaşım var dünyada. Çok güzel bu tip ilginç toplum için gerçekten seviye attırıcı işler yapan kişileri kaybettiğimiz onları anmanın en güzel yolu herhalde bu işi devam ettirmek. Ee, ve e, bu yöntemle daha çok kurumun ya da e, şehrin, birazcık şehre gelmek istiyorum buradan, şehrin bu yöntemle daha demokratik olmasını sağlamak. Biraz önce çok ilginç bir şey söyledim. Funda e, Kişiler özgürleşirse kurumlar da özgürleşir ve dönüşür. Yani kurumla kurumda çalışanların etkileşimi, e, ile ilgili bu galiba şehirler için de geçerli değil mi? Yani e, şehirde yaşayanlar, o kentliler ne kadar özgür olurlarsa, ne kadar farklı şekilde düşünme yolları edinirlerse, ne kadar e, aynı sorunlara farklı çözümler e, üretirlerse sanırım yerel yönetimlerde, belediyelerde bundan o kadar etkilenip o kadar yeni politikalar, yeni uygulamalar, hizmetler geliştirebilirler. Bu teknoloji deyince mesela benim aklıma e, ilk gelen son dönemde çok da e, çalıştığım için bu konuda da birazcık mesela bu açık veri platformları e, ya da bilgiye erişimin kolaylaştığı diğer bir sürü başka dijital araçlar ne kadar çok kentle ilgili veriye, doğru veriye, güncel veriye, açık veriye erişebilirsek kentliler o kadar çok aslında daha ilginç yeni fikirler üretebilirler ve aslında senin o söylediği katılımcı karar alma mekanizmalarına da daha taze ve yeni ve veriye dayalı öneriler sunabilecekleri için o mekanizmalarda Belediyeler Belki o kadar da gerçekten e, o mekanizmaları daha işler hale getirebilirler. Yani yurttaşın söylediği daha işe yarar bir e, bilgiye dönüştüğü e, hallerde e, o bilgiyle karar alacak olan e, belediyelerde örneğin gerçekten daha hem de yararlanabilirler. Çünkü belediyelerin bu veriye, bilgiye, e, yeni fikirlere yararlanabilirler. ...yenilikçi çözümlere ihtiyaçları da var zaten. Bu sizin open Space'ten anladığım kadarıyla şimdi arkanda bir çember görüyorum. Bu görseli eee şey, Spotify'dan dinleyenler için e, fundanın fonunda e, çember e, şey var. E, sandalyeler var. E, o birazcık sizin yöntemi e, anlatıyor gibi de e, şey yapıyor. Değil mi? De pratik mesela şimdi o bu o olsa gelmek istedim ben bir İstanbul'luyum. E, düz kentliyim ya da işte bu konularda kafa patlatan şehir plancıyım. BD'de çalışıyorum. Demokrasi için çalışan bir sivil toplum örgütünde çalışıyorum. Özel sektördeyim de şirketimin e, kansesine, bu işlere e, yönlendirmek istiyorum, bütçelere. Geldim o sandalyeye, oturdum. Ne olacak? Şimdi çok çok güzel bir noktaya geldi. Şimdi sandalyeye oturmadan önce bir önceki adım senin aslında biraz önce değindiğin, biz ortak ortak bir sorun bile demek istemiyorum. Hadi olumlu konuşayım. Ortak konularımız var. Oh, Kentli o, olarak o, var, ne? aile bireyleri olarak var, apartmandaki komşular olarak var. Hani önce bir buradan başlamak gerekiyor. Hmm. Biz o or, ıı, ort yaşam alanlarını ortak paylaşıyoruz. Hani bu kentse söz konusu olan hepimizin yaşadığı bir alan kent her şeyden önce. Yanlış mı söylüyorum? Ah. Değil mi? Hani Evet biz bir kentliysek bunun esasında en temeldeki anlamı bu İstanbul'da yaşayan her bireyin yaşamlarının kesiştiği noktalar söz konusu. Ee, o yüzden sen böyle bir toplantıya gelirken önce bir ana konusu olması gerekir. Bütün herkesi ilgilendiren bu, bu apartmansa apartmanın temizliği olabilir, hmm. apartmanın güvenliği olabilir. Bir aile ise bir ailenin yani aile demeyin kentte kalalım. Hmm. Bir kent düzenlemesi olabilir, planlaması olabilir. Mesela burayı nasıl düzenleyelim ki herkesin ama oradan geçecek orada ki kesişim noktasında yer alacak, herkese hizmet edecek bir hale gelsin. Ben, ya mesela, böyle parklara, bir... ben mesela parklara takım. Hele son dönemde e, yaşatım arkadaşlarımla şeyi konuşuyoruz. Niye bu e, parklardaki oyuncaklar sadece çocuklar için? ya yani biz ne sanacağı beni? Niye yetişkin oyuncağı yapılmıyor şu oyun parklarına diye son, en son sohbetimiz bu mesela. Ben, ben de... Mesela böyle bir sorun ha. varsa bizim Open Space Teknoloji Bozonoz'a şu, e, bir arkadaşımız geliyor. Tam da buna hizmet edecek ben... Ya, alanları kuracak. Istiyorum. Ben de kaymak istiyorum. Ben de oynamak o istiyorum. O zaman gel. <gülüyor> 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 e, e, Yetişkin oyun bunu... grubu istiyorum ben buyurun. <laughs> Şule Şenol'la yolumuz kesişti bizim. O da senelerini buna adamış. Tam bu söylediğin soru ya. Yani yetişkinler de oynasın hem de artık rekabeti dönüştürücü katılımcı oyunlar. Yani o da bu konuda ilerliyor ve ben ona dedim ki. Mozağos, bak yani çünkü aynı dili konuşuyoruz bir noktada, evet. aynı yaşlardayız, aynı e, ve gelecek ve bir köşede onun oyunları olacak. Şimdiden Tabii. ben benim hani, bu sürpriz olacaktı ama bunu da paylaşmış <laughs> olayım. Teşekkürler. Evet, mesela parklar niye hepimiz için eğlenceli olmasın? Niye e, hepimiz için keyifli alanlar, e, zamanlar geçireceğimiz e, yerler olmasın? Niye sessizlik isteyen bir köşede sessizlik, niye gölge isteyen bir köşede gölge bulmasın? Hmm. Ve bizler de niye, niye oynamayalım mı? ve niye daha çok zaman geçirmeyelim? Yani hani mesela park söz konusu olduğunda bütün yani biz bu park nasıl olsun dediğimizde sen ama bu şimdi bu benim arkada gördüğün hmm. çemberin bir yanında aslında Boş bir pana görüyorsun. Onun üstünde bir soru görüyorsun. Bu bizim seneler önce yaptığımız interaktif kurumlar Hı -hı. E, buluşmasının salonu. Hı -hı. E, e, Berlin Açık Alan Kooperatifinden arkadaşlar gelip yapmıştı. Onlar tabii alma niyetiyle o kadar titizler ki ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Çember tam bir çember. Pano tam yani renkler. Bu, bu sadelikte... Hı -hı. E, Herkese alan gelen herkese alan açan bir aslında salon söz konusu bizimki de öyle olacak Hı -hı. Ee, Yönteme geri dönüyorum ee, yani 30 kişiyle de olsa 2000 kişiyle de olsa ki uygulandığı kentlerde ee, geldiğinde çemberde ortadaki gördüğün boş kağıtlara eşit uzaklıkta herkes yani bu şu demek oluyor çemberin etrafındaki herkes alt konu aç açabilir. Senin konun belki biz niye oynayamıyoruz onu Hı. gidip asacaksın ondan sonra başka birisi diyecek ki e, çocuğumun güvenliği başka birisi diyecek ki niye çay içmeyeyim başka birisi diyecek ki gölge başka birisi diyecek ki ağaç e, ya da e, farklı, farklı evet. e, kişilerin şarj, buluşması diyecek başka birisi şarj diyecek teknik ihtiyaçlar diyecek başka birisi internet diyecek falan filan yani e, e, bu ve, ve ondan sonra yani bu çember bütün çember ayrılacak ve herkes önceliği olan konuda konuşmaya ve çalışmaya devam edecek dolayısıyla e, bu yöntem her adımda yatay hiyerarşiyi temin ediyor yani hiç kimsenin konusu ötekinden üstün değil. Belediyenin konusu da oraya gelen tek vatandaştan mesela diyecek ki tuvalet diyecek birisi. Şimdi bizim aklımıza ya da orada çocuklar olacak. Yani bu çemberin etrafında çeşitlilik olması çok önemli. Çocuklar olacak. Onlar bizim aklımıza gelmeyecek. Ya hiç gelmedik bir şey söyleyecekler. Zaten katılımın şeyi o değil mi? En en ilginç yanı o değil mi? Senin aklına gelmeyeni biri söylesin. Onun içinde zaten senin gibi olmayanı işin içine katman gerekmiyor mu zaten en tam iyi, öyle tam değil. öyle biz buna bütünsel yaklaşım diyoruz şimdi bunun belediyeye ya da yani şehir konuşuyorsak belediye örneğini veriyorum ama herhangi bir karar alma mekanizmasında olan yetkililere diyeyim faydası ne şimdi o yetkili gelecek 10 dakika hoş geldiniz diyecek çünkü biz onunla bir 10 öncesinde çalışmış olacağız aylarca şu, bu ana konuyu davet konusunu belirlemek ve daveti nasıl yaptığınızı belirlemek ve kimi davet ettiğinizi belirlemek çok miyim? Evet. Kimi nasıl hangi kelimeyle nasıl bir cümleyle? zaten biz buralarda çok çalışmış olacağız. <laughs> Ondan sonra o, o, o karar alma mekanizmasındaki yetkili kişi e, gelip de alanı açtığında hoş geldiniz dediğinde onun rolü 10 dakika, 10 dakika sonra gider. Kalanını biz hallediyoruz. Yani veri, bu sizin e, sizin sorumluluğunuz altındaki kişilerin gündeminde ne var? Hangi konu daha çok ilgi çekiyor? Bunları bunları online'da da çevrim içi de yapabilir, bunları toparlayabiliriz. Bunun çevrim içi uygulamaları da var ama ben şahsen e, yüz yüze tercih ediyorum. Sebebini de söyleyeceğim. <laughs> e, ama yani. ...bir online bir yüz yüze böyle ilerleyebilir... ...biz yeter ki katılıma... ...niyetli olalım... ...çünkü bütün seni görmek çok mühim... ...çünkü geride bıraktığımız her şey... ...sonra bize... ...sonra gene sisteme etki ediyor... ...yani... E, ...acelemiz... Tür ...Türkiye'nin gerçekliğinde... benim ...ben işte 2009'dan beri... ...bu işlerle ilgili bir insan olarak... ...en az 2009'dan beri zorlandığım nokta hep acelemiz var bizim. Hep Hı. acelemiz var. Şimdi ben şimdi mesela belediyelere gitsem şimdi seçim var. Belediye şimdi seçim sonrası şimdi ekip şimdi hep bir acelemiz var ama katılım bence yani senin fikrini de almak isterim ama yani bu upuzun başka bir tartışma. Katılım aceleye gelecek bir şey değil. Ona çok katılıyorum. E, aceleye gelecek bir şey olmadığı için de e, sadece gerektiğinde e, organize edecek birkaç toplantıya sıkıştırılmamalı... Yani bu şimdi stratejik planlar, stratejik plana yapılan çalıştaylar mesela iki stratejik plan yani iki seçim arasında düzenli olarak o katılım mekanizmaları fonda çalışıyor olsa aslında o aceleye gerek kalmayacak. Yani rahat rahat yeteri kadar o bahsettiği, yani şu çemberi günü o çemberin etrafında işte bilmiyorum 30-40 tane sandalye varsa 30-40 farklı kentli profilinin aslında orada e, sesinin bir şekilde çıkması kendinin ya da temsilcisi tarafından e, ya da onun için işte çalışanlar aktivistler falan tarafından dolayısıyla o o etkileşim ya yani birbirine bir tanışma turu atmak bile zaman alan bir şey onda da e, aslında o kendini tanıtırken bile hangi kelimeyi seçtiği, kendini bir kentli olarak nasıl konumlandırdığı, diğer paydaşlara karşı kendini nasıl gördüğü hakkında bile sana fikir veriyor. Dolayısıyla o tanışma turunun bile aslında daha ferah ferah yapılması. Ee, ve zaman alan şeyler olduğunu ben de çok katılıyorum. Dolayısıyla da böyle gerektiğinde değil, bütün e, her zaman için fonda akması gereken süreçler olduğunu düşünüyorum. Sizin bu open space'in de open kısmı hoşuma gidiyor. Yani o özgürlük kısmı, belirli bir hani yapılandırılmış bir şey de değil de tartışma sanki önce hani ne istiyorsan sonra mı onlar... Ya aslında bir açılım ve sonra toplama şeklinde ilerliyor. O toplama ee, nasıl yapıyorsunuz? Yani e, divergence, convergence evet. diyoruz. Ama e, toplamadan önce ben gene dağınıklıkta kalmaktan <laughs> diyorum. <gülüyor> Çünkü dağınıklıktan biraz korkmayalım. Yani evet. benim e, aktivist ve işte senelerdir e, aslında Kent için çalışan, çabalayan arkadaşlarımın bile böyle bir kaygısı var. Tamam Funda ama peki biz ne zaman biz bu sefer? E, kaybedeceğiz şeyimizi fokus olmamız gerekiyor <laughs> bir an önce işte o bir an önceye ben biraz soru işaretiyle şey yapmak istiyorum çünkü e, Itır e, hani dedim ya geleceğim oraya diye yani gelmek istediğim nokta bu yöntemin bence en beni e, e, beni ikna eden e, e, özelliklerinden biri güven inşası <laughs> Çünkü bu çok mühim. Yani e, demin senin dediğin gelen oraya oturan farklı kesimleri daha bir davet ettik. Bütün farklılıklar ve çeşitlilikler temsilciler salonda bundan emin olduk. Düşün yani buraya gelene kadar da ne kadar çalış, çalışılması gerekiyor. Ondan sonra da iyi dinlemek lazım. Kendini nasıl tanımlıyor? E, e, acaba gerçekten güveniyor mu? Zaten belki bazen açacaksın kimse gelmiyor bile. Biz o zaman diyeceğiz ki sizin davetlileriniz size güvenmiyor diyeceğiz. Belki bununla bir yüzleşmemiz gerekecek. Yani e, hani kapanışı toparlamak zor değil. Yeter ki o önce bir açilsin. Evet, bir o güven ve o etkileşim bunları bir görelim. E, farklılık farklılıklar çok kutuplaşmışsa Onları o çemberde yan yana oturtmak bile çok zor. Bu söylediğin de çok önemli biliyor musun? Şeyde de veri toplarken de hani e, ve, bir verinin olmaması da sana çok şey anlatır ya. Hani a veri toplayamadım diye üzülmemen gerekir. Niyet ya yani, eğer ki toplamak için her yapman gereken her şeyi yaptım ve ya, hala toplaya hala varamadıysan ona o aslında belki toplayabildiğin veriden daha çok şey anlatır sana. Aynı şekilde sana senin o çemberinin yarısından fazlası boş kalacaksa aslında o yerel yöneticiler için yani kentin karar alıcıları için çok önemli bir mesaj vermiş oluyor. O anlatacak önemli bir mesaj vermiş oluyor. oluyor ve korkulacak bir şey değil bize çok önemli bu, bunu bunu ne kadar erken görürsek Hı -hı. o kadar iyi. O yüzden e, bizim takvi ta, yani başka bir şey de bu yöntemde Hı -hı. E, takvimin ve saatin de hiyerarşisine teslim olmuyoruz. Hı -hı. Yani benim acelem var işte stratejik plan yetişecek falan. Hayır biz biz o yüzden de konuya göre bu alanı ne kadar açık tutacağımız çok mühim. Gene Türkiye'de karşılaştığım zorluklardan biri tamam yapalım çok iyi ama 3 saat olmaz. Yani o eğer bir kutuplaşma varsa oraya insanlar daha gelmiyorsa bile bunu tekrar tekrar bakmamız gerekiyor. Çok samimi bir davetle belki hmm. e, üç günlük yap. Yani bizim Vozonos, World Open Space on Open Space iki buçuk gün sürüyor hmm. net olarak. Onu soracaktım. İki buçuk günün yani bir başlıyor ve maraton iki buçuk gün sonundan bitiyor yoksa istediğim an girip çıkabiliyor muyum o çembere? O nasıl olacak? Çünkü yani belki gelmek isteyecek ama iki buçuk gün veremeyecek kişiler olabilir diye soruyorum. Evet, e, haklı çok güzel bir soru. Şimdi şöyle biz organizasyon ekibi olarak öncelikle bunu ben söylemek isterim. Biz her şeyi ödemiş durumdayız ve gelen herkesin <laughs> üç günlük yemeğini ödeyeceğiz ve e, sınırsız kafi brain'e yani gelen ge gelip gidebil gele gelip gidinebilir ama onda süreçten ne anlaşılır ben onu bilmiyorum çünkü ben senelerdir bu işte çalışan bir insan olarak e, akşam çıkarken başka hissediyorum sabah döndüğümde başka hissediyorum. Yani benim tavsiyem bu kadar emek emek hazırlanmış ve bu kadar masraflar yapılmış bir şeyi bununla samimi ilgilenen top e, ve bu kadar değerli insanlara getirmişken biz bulmuşken e, orada aslında bence iki buçuk gün e, zaman ayırılması sağlıklı olanı bence. E, biz ona göre hazırlık yaptık. Peki ve iki... ben pardon. Pardon. Selam. Yani benim tecrübemde bir yatıp kalkmak hı hı. ve çembere alışmak, yan yana oturmak, konuşmak, dinlemek, susmak, hı hı. belki tek başına kalmak falan bunların hepsi ayrı tecrübeler ve bunu sağlıklı yaşamak gerektiğini ben düşünüyorum. Aslında doğru. Bazen insan hani böyle bir hani gerçekten beynini hani gıdıklayan bir bir etkinliğe gittikten mesela. O akşam yemek yerken bambaşka bir ortamda beynini anca hani <laughs> idrak, idrakın bazen daha sonra olabiliyor gerçekten. Onun yüzden bir üzerine bir çıkmak, yatmak, bir yemek yemek, sosyalleşmek, bambaşka bir ortama girmek, çıkmak gerçekten işe yarayabiliyor. Ama tabii bir yandan da hani şey... İki buçuk gün bir çalışma haftasının yarısı olacağı için. Bilmiyorum hafta sonuna rastlıyor mu? Bilmiyorum. Hafta sonuna rastlıyor. Perşembe başlıyoruz, cumartesi bitiriyoruz. Ve 29 Ekim'in tam arkası olduğu için belki evet. aslında birazcık tatil şeyi olacak. Evet. Ee, şunu söylemek isterim. Şimdi bu idrak dedin ya çok güzel bir kelime aslında. <laughs> Muhakeme, idrak falan. İşte e, hani sen dedin ya peki nasıl kapanacak hani açık açılması güzel nasıl kapılacak son gün e, daha çok eğlenceliye tekrar alanı açıyoruz hı hı. E, evet bir sürü şey idrak edilmemiş olabilir <laughs> ya da işte muhakemesi tamamlanmamış olabilir ama biz gene de e, misafirlerimizi ve katılımcıları biraz e, kapatmaya doğru gidiyoruz benim tecrübem bazı konular zaten hemen kararlara bağlanıyor o yüzden katılımcı karar almak. ama itirak etmeden güvenden önce bir karara ben şahsen kararı çok iten bir insan değilim. <laughs> ee, daha sağlıklı katılımla güvenle e, hem hem kendini insanların içine sinmek. Mesela bu kelimeler çok güzel. Bu günlerde hep düşünüyorum. Bireylerin de içine sinecek. Ekibin de güven noktasında buluşacak. Ee, ...bu noktada kararlar alınması. Evet. Düşünüyorum. hızlı alınan kararlar genelde de doğru kararlar olmayabiliyor. Bu yüzden de aslında biraz bu şimdi sizin şeyde bilmiyorum... ...öyle bir planlamalar yapılabiliyor mu? Ama izleme değerlendirmenin Hani hep çok önemli olduğunu... Yani ...katılımcı karar mekanizmasının en önemli halkası olduğunu... ...hep bahsederken bir nedenle işte mesela zaman olmadığı için... ...bütün biraz önce saydığınız şeyler olmadığı için... ...diyelim ki yanlış bir karar alındıysa... ...onun neden yanlış olduğunu, nao sayıda daha farklı olsaydı nasıl daha iyi olurduyu e, değerlendirmesini yapmak için de e, yine aslında çemberlere ihtiyaç var. Dolayısıyla baştan daha sakin sakin daha e, aklı senin kararları alınsa aslında belki de o değerlendirmelerde daha e, başarılı çıkabilecek. E, yani iki buçuk günün sonunda bazı kararlar alınabilir ama her her konunun da kararını almasına gerek yok. O konuyla ilgili özgür bir şekilde e, konuşabilmek bile aslında kentle ilgili insanların e, kent meselelerini daha benimsemelerini o konularda düşünmelerini e, şey yapacak benim gerçekten en galiba e, sevdiğim open kısmı ve özgürlük <laughs> kısmı çünkü cidden özgür düşün özgür düşünebildiğin sürece e, gerçekten de belki de belediyenin de daha özgür olmasına e, alan da açabilirsin çünkü ...hepimiz çok iyi biliyoruz ki ne kadar ne olsa belediyeler bir en azından 5 yılda bir yurttaşları daha çok seçmen olarak da görüyorlar. Seçmen böyle istediği için ve bizim de gönlümüz böyle isterdi ama seçmenin işte e, talebi şu yönde diye anlatılan birçok belediye kararı var. Birçok belediye hizmeti var. E, kamu bütçesinin kullanılma şekli var. Dolayısıyla eğer bence kentli de ne kadar özgür ne kadar farklı düşünmeye başlarsa belki belediyenin üzerindeki o e, öğrenilmiş ama bunlar zaten bunu talep ediyorlar. Ee, şeysi de refleksi de belki birazcık e, değişir ki kentler daha özgün her kent kendine özgün bir bir takım e, hizmetler bir takım e, kamu kaynakları kullanma e, yöntemleri geliştirirler yoksa her yerde biraz aynı şeyler yapılıyor gibi duruyor ee, yani, evet. yani ee, e, 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 hem şey değil çok yereli yansıtmıyor gibi de geliyor katılımcı olmadığı için A kentinde işe yarayan bir şey hemen B kentinde C kentinde yapı veriyor aynı partinin belediyeleri. Ama bakalım benim gerçekten o mu istediğim ya da ihtiyacım? İhtiyacım. Önce ihtiyaç, sonra Hı. bilimi de bırakamayız. Yani sorun sorunun sorduğumuz sorunun niteliğine göre o çemberin etrafına e, akademisyenler gelir. Yani ben vatandaş da belki bakacak ki istediği gerçekleştirilebilir bir şey değil. Evet. Yani Ondan Tabii. sonra belki biraz sermaye getirmek gerekiyor, belki bütçesi yani ben işte çok kentle ilgili çok hayallerim var ve çok da çalıştım farklı konularda o anlamda bilinçli bir kentle olmaya çalıştım ama eğer bir şeyin bütçesi yoksa mesela hani biz ne kadar senle konuşsak Tabii. yani işte bütün bunlara biraz sabırla zaman ayırarak çembere hem akademisyenleri, bilimi e, e, Ve öğretmenleri bilim. aileleri dediğin gibi yani bütçe olsa bile belediyeler %100 özgür değiller bütçelerini kullanmakta halkça o zaman yani yurttaşlar çoğu zaman onu bilmiyorlar yani o çok zenginmiş gibi duruyor mesela işte İBB çok zenginmiş gibi duruyor bir sürü bakanlıklar çok bütçesi varmış gibi duruyor ama o bütçeyi Yüzde kendi özgür istediği gibi harcayamıyor kanunları olduğu için ve raporları olduğu için. Onun da yurttaşın bilmesi aslında önemli. Başta da zaten o özel sektör şeyini de bilerek kullandım. Yani o özel sektör yurttaş belediye ya işte farklı paydaş işbirliği her zaman için şey. Şimdi birazcık sonuna doğru geldik sohbetimizin Tek tek birkaç bir şey sormak istiyorum. Göremeyenler için yani şeyden Spotify'dan bakanlar için W ile eee yani W O S -O N O S 2024. İstanbul e, web web Evet. Oradan Word Open Space on Open Space, space 2024. E, onların hepsinin ilk harfleri. E, o web sitesinden dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hem bilgi alabilirler hem kayıt olabilirler. E, anladığım kadarıyla hem uluslararası uzmanlarla ilgili bir yani kimlerle muhatap olacaklar ya, yani hem ne yapacaklar hem bir kısmı. Nasıl, belki ne bir kısmını, ilk evet. görebilirler. Eee e, bildiğim kadarıyla bir şeyi var. Bir e, katılım, e, yani şey kayıt e, ücreti var. E, onunla ilgili bir şeyiniz var mı? Farklı profillere farklı ücretlendirme gibi bir politikanız var mı? O nasıl işleyecek? Evet, yani şunu söylemek isterim. Bizim katılım ücretimiz bu e, yurt dışından gelen e, meslektaşlarımızın eğitim ücretinin üçte biridir. Yani şimdi böyle bir e, e, üçte birini ödeyerek hı hı. E, zaten e, eğitim veren insanlara la iki buçuk gün geçirme şansları var hı hı. bu değerli bir eğitim ee, Itır yani şöyle düşün ben bunu anladım Hindistan'a gittim Sonra Berlin'e geldim. Sonra Moskova'ya gittim. Hala hani bununla Aynen. ilgili çalışıyorum. Biz ekip Aynen. olarak 10 ay çalıştık. Hani bunların altını çiziyorum. Çünkü yöntem çok esnek olduğu için ne olacak bir girelim bakalım falan gibi bir yaklaşım olabiliyor. Hı -hı. Biz Türkiye'ye ve İstanbul'a değerli bir şey getiriyoruz. Hı -hı. Aslında çok ma normalde Hı -hı. Em, vize Uçak masrafı, işte eğitim ücreti falan bütün bunlardan da fedakarlık edebilecekleri bir olanak getiriyoruz. Bütün bunun üstüne bizim eğitim şu andaki katılım bedelimizi yüksek bulan ya da işte bunu bundan çok bu yöntemden çok faydalanacağına inanan ama katılım ücretimizi yüksek bulan herkesle de konuşmaya hazırız. Çok güzel. Çok güzel burada e, anladığım kadarıyla bu zaten sadece hani belediye için değil her türlü karar mekanizmalarının e, dönüşmesi, e, katılımcı olması ile ilgili bir yöntem olduğu için sadece yurttaşlı bir toplum değil anladığım kadarıyla işte üniversiteler, e, şirketler, e, belediyeler ama diğer yani birçok kurum aslında yani insanların karar aldığı ne Örgütlenme, ne organizasyon varsa aslında hepsinin yararlanabileceği bir deneyim. Kent paydaşı olarak da zaten e, karşılaşabilecekleri, buluşabilecekleri, birbirleriyle tanışabilecekleri. E, ve Gönül ister ki tabii ki İstanbul içinde de belki e, değişik yeni fikirlerin çıkabileceği bir ortam Kadıköy'de. Bir de en sonunda Kadıköy'de zannediyorum değil mi? E, mekan, Alan Kadıköy'de. Çünkü orayı beğendik ve çok <laughs> hani yepyeni bir yer. E, aylar önce orayla anlaştık. Çok e, çok güzel. Funda sana aslında sormak istediğim başka sorular da olabilirdi ee, ama maalesef süremizin sonuna geldik. Ee, biliyorum ki web sitenizde aslında bilgiler var. Geçmiş yıllarla ilgili de bilgiler var galiba. Değil mi? Yanlış Evet geçmiş yıllarla e, ilgili de. Evet. evet. Sana ulaşmak isteyen e, dinleyicilerimiz e, oradan sana ulaşabiliyorlar mı? Web sitesi üzerinde iletişim bilgilerin e, var mı? Hepimizin var. Benim ve ekip arkadaşlarım hazırız. Çok güzel. Funda çok teşekkür ederim. Çok yoğun hazırlık e, dönemindesiniz. Biliyorum yine de vakit ayırdım. Berlin'den bağlandık e, sana bugün. E, çok kolaylıklar diliyorum ve e, çok başarılı, çok ilginç, e, özgür bir ortam e, diliyorum. E, umarım Hı. sonrasında tekrar değerlendirme için de sohbet etme fırsatımız olur. Çok memnun hmm. olurum Itır. Teşekkür ederim ben de bu zamanı ayırdığınız için. Ee, yolumuz açık olsun. <gülüyor> <hepimizin>. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, elimizdeki hafta başka bir e, kent konusuyla ilgili sohbette tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.